tarafından hazırlamış olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Nevşehir Valiliği önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu yapıldı. Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir tarafından sunulan çelengin hemen ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra ise programlar Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam etti. Kutlama programına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Bahattin Murat Yakın, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Raşit Tosun, JAKEM Komutanı Albay İlyas Uysal, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, okul müdürleri, öğretmen ve çok sayıda öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan bu programda ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Şiirlerin okunmasıyla başlayan programda mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Ardından ise emekli olup göreve veda eden öğretmenlere hediyeler takdim edildi. Eğitimciler ve mesleğin kutsallığı hakkında görüşlerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir şu açıklamalarda bulundu. İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde şahit olduk ki, öğretmenlerimiz şartlar ne olursa olsun edindikleri tecrübeler ve yeni becerilerle her yerde, her şartta mesleğin gereğini layıkıyla yerine getiriyor. Sınıfta gözlerinin içine sevgiyle baktığı öğrencisine ekran başından şefkatle sarılıp yolunu aydınlatabiliyorlar. Ülkemizin geleceğinin inşasına öncülük eden değerli öğretmenlerimiz bu güçlerinin farkında olmalılar. Çünkü onlar 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış, milli ve manevi değerlerimize bağlı ve onları özümseyen gençliğimizi yetiştirmektedirler. Bu yolda aklını ve gönlünü ortaya koymaktadırlar. Gecesini gündüzüne eş tutup öğrenmeye ve öğretmeye azmederek özverisini esirgememektedirler. Öğretmen öğrenciyi geleceğe hazırlayan, öğretilen bilginin faydaya dönüşümünde önemli bir rehberliği üstlenen kişidir. Bir insana emek vermek, onu yetiştirmek bizim mesleğimizin en muhteşem tarafıdır. Değerli öğretmenlerimiz sanmasınlar ki kıymetleri bilinmiyor. Biz onların emeklerinin, emsalsiz sevgilerinin ve fedakarlıklarının farkındayız. Cani gönülden söylüyorum ki yetiştirdikleri öğrenciler ve onların aileleri de harcanan emeğin farkında. Bu mukaddes mesleği tercih edip evlatlarımızın aydınlık yarınları için çalışan öğretmenlerimiz, velilerimize de her konuda yardımcı olarak pek çok gönle dokunmaktadırlar. Her bir öğretmenimize, öğrencilerimiz ve velilerimiz adına da tek tek teşekkür ediyorum. Öğretmen ışıktır bana göre. Kendinizi karanlık bir bölge düşünün. Bu karanlık boyda ilerleyebilmeniz için ihtiyacınız olan yegane şey ışıktır. Dünya da bir boy gibidir. Ozan'ın dediği gibi uzun ince bir yolda ilerleyebilmeniz için ihtiyacınız olan şey size yol gösterecek olan ışıktır. O ışık öğretmendir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk ilke ve inkılaplarına, Atatürk ilke ve inkılaplarına, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine, sadakatle bağlı kalacağıma, sadakatle bağlı kalacağıma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine, bağlı kalarak uygulayacağıma, bağlı kalarak uygulayacağıma, Türk milletinin, Türk milletinin, milli, milli, ahlaki, ahlaki, insani, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, koruyup,
Bunları geliştirmek için çalışacağıma, insan haklarına, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan, ve anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, milli, demokratik, demokratik, layık bir hukuk devleti olan, layık bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek, görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Mesleği uzun yıllar fedakarlıkla ifa ettikten sonra 2021 yılında emekli olmuş kıymetli öğretmenlerimize hizmet şeref belgeleri verilecektir. Hizmet şeref belgelerini almak üzere Hüseyin Avni İncekara Fen Lisesi öğretmenlerinden Meryem Günay Lokmacı, 30 Ağustos İlkokulu öğretmenlerinden Salih Ateş'e sahneye davet ediyorum. Öğretmenlerimize belgelerini vermek üzere Valimiz Sayın İnci Sezer Beceli sahneye davet ediyorum. Öğretmenler Günü çerçevesinde Türkiye İstatistik Kurumu konferans salonunda spor, sanat ve gençlik buluşmaları projesinin açılış programı düzenlendi. MIGARTS koordinasyonunda Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik projeleri destek programınca düzenlenen programa ilgi büyüktü. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Eski Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen, Vali İnci Sezer Becel, Atilla Güzel, Alican Peker, milli sporcular ve birçok öğrenci katıldı. Atilla Gezer ve Alican Peker interaktif spor ve sanat etkinlikleri konusunda gençlere bakın neler anlattılar.
Başkanı, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcımız Sayın Ayşe Gardaş Ergezen hanımefendiler salonunda teşrif ettiler. Rol modeliniz kendiniz olsun. Çünkü rol modeller bir yerde bitiyor. Ama hayat bitmiyor. Hayat bitmeyen bir şey. Öğretirken öğrenme kısmı bu. Ben öğretmenlik yapmaya gittiğimde öğrenci arkadaşlara bir şeyler öğretmeye çalıştığımı düşündüm. Belirli bir süre sonra fark ettim ki çok fazlasını ben öğreniyorum. Kim öğretmen? Ben şimdi yeni ünlü olduğumu düşünmüyorum. Şampiyon olduğumda da daha hatta yurt dışında daha çok ünlüyüm. Öyle söyleyebilirim. Mesela ismin ne? Berna. Evet. Ben miyim? Arkadaşım. Sen. Ben. Bir tek sen. Evet. Evet, evet. Bir tane Muhammed Ali var aramızda. Yani bakanımızın anlatmaya çalıştığı şey de bu. Göç bazen yıkıcıdır, bazen de katıcıdır. Bizim zihnimizde Muhammed Ali yani zirve, efsane. Uzmanlaşma anlamında kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Tabii bu biraz dedim ya yolculuk kendini keşfetmekle alakalı. İnsan dediğimiz canlı, beden, ruh ve akıl. Bunları keşfettiğin zaman insan oluyorsun. Sonra bunu da dünya denen, biz aslında dünyanın bir parçasıyız. Yani kendimizi hükmediyor, kontrol ediyor gibi bir yanılgıdayız da öyle bir şey yok. Yani benim ağaçtan bir farkım yok. Ya da o 7 tonluk balinadan hiçbir farkım yok. Yanındayım yani. Sadece hissetmiyor yani. Kulaçımı buraya gidiyor. Ben burada da insanlar beni çok büyük falan zannediyor. Kendimi çok küçük hissettiğim anlarda. Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı özel gün ve haftalarda yaptığı ziyaretleriyle gönülleri fethediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Nevşehir'de bir takım program ve ziyaretler gerçekleştiriliyor. Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı da kasabadaki okulları ziyaret ederek öğretmenler ile bir araya geldi. Hoş sohbetlerin yapıldığı ziyarette Başkan Bağcı öğretmenlerin gününü kutlayarak onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getiren eğitimciler ise bu özel günde yanlarında olduğu için Başkan Feridun Bağcı'ya teşekkürlerini iletti. Okul sporları, genç erkekler futbol müsabakaları bugün oynanan maçlarla başladı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı Nevşehir Okul Sporları genç erkekler futbol müsabakalarına Özel Simya Koleji, Derinkuyu Mehmet Ekmekçi, Acıgöl 15 Temmuz Anadolu Lisesi, Avunus Anadolu Lisesi, Nevşehir Lisesi, Nevşehir Anadolu Lisesi ve Altın Yıldız Fen Lisesi olmak üzere 7 takım katıldı. Erkekler katılım sayısının düşmesine ve genç kızlarda sadece Avunus Anadolu Lisesi takımının katılmasına ise bir anlam verilmedi. Spor kompleksi içerisindeki 2 nolu ve 3 nolu çim sahada oynanan maçlar büyük bir rekabete ve çekişmeye sahne oldu. Perşembe ve Cuma günü yapılacak grup maçlarının ardından 1 Eylül'de yarı final ve 3 Eylül'de oynanacak final maçlarıyla turnuva sona erecek. İlk gün müsabakalarında Özel Simya Koleji rakibi Nevşehir Lisesi'ni 5-2, Avunus Anadolu Lisesi rakibi Acıgöl 15 Temmuz Anadolu Lisesi'ni 6-0 ve Altın Yıldız Fen Lisesi rakibi Derinkuyu Mehmet Ekmekçi Anadolu Lisesi'ni 1-0 mağlup etti. İkinci gün müsabakaları kapsamında yarın 10.30'da Avunos Anadolu Lisesi ile Derinkuyu Mehmet Ekmekçi Anadolu Lisesi 2 nolu çim sahada ve Nevşehir Anadolu Lisesi ile Nevşehir Lisesi 3 nolu çim sahada karşılaşacak. Saat 12'de Acıgöl 15 Temmuz Anadolu Lisesi ile Altın Yıldız Fen Lisesi 2 nolu sahada karşı karşıya gelecek. Sosyal medyada bazı takipçiler tarafından ekmeğin 4 TL olacağı iddiası insanlarda büyük bir şok yaşattı. Nevşehir'in sosyal medya fenomeni isimlerinden olan Uğur Ekinci tarafından ortaya atılan bir iddia şehir gündemine bomba gibi düştü. Uğur Ekinci tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda
artan zamlardan ve edinilen kaynaklardan dolayı ekmeğin 4 TL olması bekleniyor ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım her gün yeni bir zamla karşı karşıya kalan ve geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar tepkilerini yorum olarak dile getirdi. 5 olsun, düz olsun, yiyen yemeyen belli olsun. Yorumu ise vatandaşları hem güldürdü hem de düşündürdü. Başka bir vatandaş ise ekmek 5 lira, benim eve günde 5 ekmek gidiyor. Ayda 750 TL diyerek aylık ekmek giderini ortaya koydu. Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenler bizim başımızın tacı diyen Başkan Doktor Palancıoğlu, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum. Eğitim sistemi ve öğretmenlerimiz ne kadar başarılı olursa bu ülke çok daha farklı, çok daha güzel yerlere gelecektir. Biz de Melikgazi Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile ve diğer üniversitelerimizle el ele kol kola güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Ülkemizin çok daha iyi noktalara gelmesi öğretmenlerimiz sayesinde olacak. Ülkemize faydalı olacak öğrenciler, likayetli ve donanımlı öğretmenlerimizin yetiştirdiği öğrencilerimizle olacak. Eğitimde verilen hizmetin en büyük destekçisi öğretmenlerimize de ben bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Nice 24 Kasımlarda bir arada olmayı diliyorum şeklinde konuştu. Meteoroloji Nevşehir için sarı uyarı yaptı. Peki sarı uyarı ne anlama geliyor? Sarı uyarı risk grubu oluşturan alan anlam ifade ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Nevşehir için uyarıda bulunarak şiddetli yağışlara dikkat edilmesini istedi. Kuvvetli yağışlardan dolayı sel ve su baskınları yaşanabileceği belirtildi. İşte meteorolojinin uyarısı şu şekilde. Yapılan son değerlendirmelere göre 24 Kasım 2021 Çarşamba günü bölgemiz genelinde Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir kuvvetli yağmur ve yer yer yüksek kesimler başta olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi. Kırşehir'de adeta yılan hikayesine dönen, aylardır yurt olacak, hükümet konağı olacak belirsizliğini sürdüren projenin akıbeti belli oldu. AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, şehrin ve esnafın sesine kulak vererek yılan hikayesine dönen hükümet konağı projesinin yurt olmaktan çıkarıldığını ve yatırımının aynen Kırşehir halkına hizmet vermek için hükümet konağı olarak yapımına devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genişletilmiş il başkanları toplantısına katılan Başkan Seher Ünsal, yapımı duran ve yurt yapılmak istenen hükümet konağı projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Kırşehir halkının ve esnafın hükümet konağını istediğini belirten Başkan Ünsal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan onay aldı. AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, konuyla ilgili AK Parti Kırşehir İl binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen basın toplantısında önemli müjdeler veren AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal şu açıklamalarda bulundu. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz üzere dün Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile 81 il başkanımız, belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, il genel meclis başkanlarımızın da katılımı ile 150.si gerçekleşen genişletilmiş il başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Arkadaşlar, bu kültür dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur. Türkiye'nin de hiçbir siyasi partisinde yoktur. Kurulduğu günden bu yana AK Parti Genel Başkanımızın riyasetinde her ay düzenli olarak yapılan istişare toplantısı tüm siyasi iklime örnek olabilecek nitelikte bir birlikteliktir. Bizleri bir araya getiren, dinleyen ve çözüm odaklı tüm sorunlarımızı yerinde çözen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza canı gönülden teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikbalimize ve hedeflerimize ülke olarak emin adımlarla yürüyoruz. Ülkemizi krizle, kaosla, terörle, vesayet odaklarıyla, darbeyle tehdit edenlere karşı şimdiye kadar nasıl dimdik durduysak bundan sonra da dimdik ayaktayız.
Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize de hizmet borcumuzdan başka borcumuz yoktur. Kimseye de hiçbir eyvallahımız yoktur çok şükür. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu yoldan asla dönmeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz. Liderimiz ve devletimizin yanında olmaya hep birlikte devam edeceğiz. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, hepinizin bildiği Kırşehir kamuoyunun gündemini meşgul eden hükümet konağı meselemiz vardı. 2017 yılında ihalesi yapılan hükümet konağının o zamanki şartları değerlendirilmiş, Gençlik Spor Bakanlığımıza devredilerek gençlik merkezi ve yurt olarak yapılması için bütçe devri gerçekleşmişti. Bu süreçte Kırşehir kamuoyumuz, vatandaşımız, esnafımız ve tüm sivil toplum kuruluşlarımız buranın yurt değil hükümet konağı olarak yapılmasının Kırşehir'imiz için uygun olacağı. Her geçen gün ayçiçek yağı fiyatları zamlanırken vatandaşlar ürünleri bir önceki gün aldıklarına sevinmeye başladı. Konuyla ilişkin gelen son bilgiye göre ayçiçek yağı fiyatlarına büyük zam gelecek. Ayçiçek yağı fiyatlarının zama doymuyor. Enflasyon yükseldikçe market ürünleri pahalanıyor. Temel gıda ürünleri de zamların başını ayçiçek yağı fiyatları çekiyor. Ayçiçek yağı fiyatları neredeyse her geçen gün zamlanırken vatandaş biraz daha pahalanmadan ayçiçek yağı alıyor. Marketler ise ayçiçek yağı satışlarına kendilerince kota uyguluyor. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ayçiçek yağı ithalatının ihalesi yapıldı. İhale sonucuna göre bir ton başına ayçiçek yağı fiyatı 1471 dolar olarak belirtildi. Dolar-TL kurundaki sert dalgalanmaların ardından ayçiçek yağının fiyatının önümüzdeki günlerde yükselmesi bekleniyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde bazı marketlerde ayçiçek yağının kotayla satılmaya başlandığı belirtildi. Söylemlere göre ihaleden en iyi teklif ton başına 1471 dolar oldu. Söz konusu 6000 tonluk teslimatın Tekirdağ Limanı'nda yapılması öngörülüyor. Öte yandan marketlerde bazı ürünler tek bir adet ile sınırlandırılmaya başlandı. Bu ürünlerin arasında başta ayçiçek yağı olmak üzere şeker ve un gibi temel ihtiyaçlar... Koca Sinan Belediyesi Çocuk Kulübü kursiyerleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir klip çekti. Mimar Sinan Çocuk Kulübü'nde çekilen klip büyük beğeni topladı. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar her zaman eğitim ve eğitimcilerin yanında olduklarını vurguladı. Öğretmenler bizim her şeyimiz diyen Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle her zaman destek verdiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu. Her bir okulda öğretmenlerimize bir araya geliyoruz. Orada bu sorunun arkasından Koca Sinan bölgesinde yaşayanların talepleri, beklentileri, bir eğitimci gözüyle, bir öğretmen gözüyle, sokak, cadde, kaldırım, şehir ile ilgili görüşlerini alıyorduk, önerilerini alıyorduk. İşin bir tarafında okullarla ilgili, eğitimle ilgili konuşurken, işin bir tarafında da şehirde yaşayan eğitimcilerin, öğretmenlerin yaşadığı şehirle ilgili beklentilerini, taleplerini, nasıl bir şehir olmasını isterdiniz, hijyen mekanlarının, özellikle tuvaletlerin, lavaboların, eğer ki atıl eskimişse yenilenmesi, bu olması olmazmış. Böyle bir şey varsa bunların yenilenmesi. Üçüncüsü de bazı yerlerde okulların çevre duvarı vesairesiyle güvenlik içerisine alınması gibi talepler olabiliyor. Yeah.
Koca Sinan Belediyesi daha yeşil Koca Sinan çalışmaları kapsamında yaptığı yatırımlarla yeşil alan rekorunu yeniledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yeşil kalkınma devrini görev atfettiklerini belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 6 yılda 520 bin ağaç diktiklerini ve Koca Sinan'ı toplam 5 milyon 886 bin metrekare yeşil alana ulaştırdıklarını belirterek 2023 yılında hedeflenen 7 milyar fidanın toprakla buluşmasına büyük destek olacaklarını söyledi. Başkan Çolak Bayraktar, daha yeşil Koca Sinan için yapılan çalışmalarla 6 yılda 520 bin ağaç diktiklerini belirterek her yıl olduğu gibi 2021 yılında da belirlenen 100 bin ağacı toprakla buluşturma hedefine yıl sonuna kadar ulaşacaklarını vurguladı. İlçenin yeşil dokusunun zenginleştirildiğini ifade eden Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan'ın parklarıyla birlikte yeşillendiğini ve daha da güzelleştiğine dikkat çekti. Koca Sinan'da daha fazla park ve yeşil alan oluşturarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üzerine çıkardıklarını hatırlatan Başkan Çolak Bayraktar şu açıklamalarda bulundu. Bütün amacımız Koca Sinan'ın her bir bölgesinde daha yeşil bir Koca Sinan'ı inşa edebilmek. 100 bin hedefi de çıktığımız, her yıl 100 bin ağaç hedeflediğimiz bu çalışmalarımızda amacımıza adım adım ilerliyoruz. Bu noktada bütün gayretimiz, çabamız daha yeşil bir Koca Sinan, daha yeşil bir Kayseri ve bu dikilen ağaçlar yeşiliyle birlikte içinden geçmiş olduğumuz süreçte artık kuraklıklar, iklim değişiklikleri yoğun bir şekilde konuşuluyor. Böyle olduğu için bizim dikmiş olduğumuz ağaçlar da bu iklim değişikliği noktasında, kuraklık noktasında da ehemmiyette önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum, altını çizmek istiyorum. Hayırlı olmasın diliyorum. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Çolak Bayraktar mesajında, çocuklarımızı ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, muasır medeniyetin şekillenmesinde en önemli paya sahiptir dedi. Öğretmenlerin daha güzel ortamlarda eğitim verebilmeleri, öğrencilerin ise daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için birçok projeye imza atan Başkan Çolak Bayraktar, Öğretmenler Günü mesajında şu ifadeleri kullandı. İslam'ın ilk emri, yaratan Rabbinin adıyla oku olan dinin mensupları olarak milli ve manevi değerlerimizin bilinciyle yetiştirilmesi konusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenler, muasır medeniyetin en önemli şekillendiricilerindendir. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan öğretmenlerimiz, tarihimiz boyunca bilginin, eğitimin sembolü ve gençlerimize ışık tutan örnek insanlar olmuştur. Koca Sinan Belediyesi olarak bizler de vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitim öğretime destek olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Edebiyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcileri rahmetle anıyor, tüm milli eğitim camiasına eğitim ve öğretim çalışmalarında başarılar diliyorum dedi. Aksaray'da 65 yaşındaki bir adam uyuyan eşini dört yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay saat 7.30 sıralarında Aksaray'ın Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'nde 6 katlı apartmanın 4. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ramazan U uzun süredir kavga edip tartıştığı eşi Sevgül U'yu uyuduğu sırada bıçakladı. Kolundan ve göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadının yardımına çığlıkları duyan komşuları yetişti. Komşuları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı kadını Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Bıçağın bir kısmının göğsünde kırılarak kaldığı kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüpheli kocayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu, ardından nöbetçi eczaneler.
25 Kasım Perşembe, Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Merkez en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 9. Acıgöl en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 9. Avanos en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 11. Derinkuyu en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 9. Büyükşehir en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 10. Hacı Bektaş en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 7. Kozaklı en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 8. Ürgüp en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 9. ...24 Kasım Çarşamba... ...Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler... ...Merkez Melda Eczanesi... ...Hastane Caddesi... ...Merkez Derman Eczanesi... ...Yeni Kayseri Caddesi No 16... ...Acıgöl Yılmaz Eczanesi... ...Avanos Meydan Eczanesi... ...Derinkuyu Nazar Eczanesi... ...Gülşehir Bahadır Eczanesi... ...Hacı Bektaş Hacı Bektaş Eczanesi... ...Kozaklı Çağlar Eczanesi... ...Ürgüp Yaşam Eczanesi... ile hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. ...24 Kasım Çarşamba... ...Döviz ve altın fiyatları... ...Gram altın alış 687 lira... ...Gram altın satış 692 lira... ...Çeyrek altın alış 1096 lira... ...Çeyrek altın satış 1111 lira... ...Euro alış 13.43... ...Euro satış 13.55... ...Dolar alış 11.98... ...Dolar satış 12.09... Sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.